Düzce TV'de gündem özel programında Mehmet İbrahimoğlu ve Cihat Tutkun'un sorularını cevaplayan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin artık sanayileşmeye doyduğunu ve geleceğin de turizmde olduğunu söyledi. Düzce'nin yüz ölçüm olarak küçük bir şehir olduğunu da hatırlatan Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü. Çok yetersiz Düzce'nin tesislerimiz. Geleceğini ben sadece orada görüyorum şu an. Dediğiniz gibi sanayide belli bir doygunluğa ulaştık. Yüz ölçümü küçük bir şehiriz. Tabiat cenneti bir yeriz. Burada daha fazla, evet, kısmen olur. Bir parça büyümeler, hani ufak tefek, ama yeni bir koskoca OSB'ye ihtiyacımız yok açıkçası. Ve ben yaklaşık, Faruk Bey de o zaman bakanımızdı. Biz bir turizm master planı çalıştık aslında pandemiden önce. Pandemi pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bizim önümüzü kapattı 2 yıl evlerimize kapanınca. Aslında bu ülke şehirde yapmaya çalıştığımız şey bizim bütün potansiyelimizi ortaya koyarak, yani işte turizm, yayla turizmi, şelale turizmi, mağara turizmi, deniz turizmi, kültür turizmi Konur Alp'le beraber, ya da işte bir takım inanç turizmi gereken camilerimiz, türbelerimiz var. Bunların bütün potansiyelimizi bir oraya getirdik. Bunları dosyaladık. Uzun ekipleri çalıştırdık. Ve bunlar için ne yapılması gerekiyor? Ne tür yatırımlar gerekiyor? Ya da altyapıyı ne yapalım da yatırımcıyı nasıl çekelim diye. Ama şunu söylemem lazım. Burada sizin aracılığınızla hemşehrilerimize bir çağrı yapmak istiyorum. Buna bütün şehrin inanması lazım. Yani iki siyasetçi buna inanmış, iki bürokrat buna inanmış, işte iki de yatırımcı bulmuşuz değil. Yani taksi şoföründen zabıtasına, işte köşe başındaki büfeden, efendim orada işte çorap satan bir manifaturacıya kadar bütün şehrin bir turizm kesin. şehri olmaya inanması ve arzu etmesi lazım. Mesela buna en iyi örneklerden biri Nallıhan örneğidir. Yani Nallıhan'da tek bir fabrika var, yıllar evvel kapanıyor, basma fabrikası. Ve şehirde iki şey var ellerinde, bir evler, yani Safranbolu tarzı evler, bir de inoyalar. Hiçbir şey yok, başka bir potansiyel yok bizim gibi. Ve 2 yıl şeye çalışılıyor. Yani bütün şehre bu turizmin ne kadar önemli bir şey olduğu anlatılıyor. Eğitim. Ve 2 yılın sonunda o evlerin büyük bir kısmı pansiyona dönüyor. İşte İstanbul'dan tur operatörleriyle anlaşılıyor. İşte iki otobüs gelip 10 eve dağılsa bile 10 evde aynı hizmeti alıyor. Aynı standart hizmeti, aynı standart menüyü alıyor. Ve bir standarda oturuyor. Turizmde şu var. Ben TÜRSEM'in raporlarını çalıştım. İki şey için geliyor turist. Ne etkinlik yapacağım, ne yiyeceğim. Bu ikisini, ve bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani falanca köşedeki restoran çok iyi Düzce köftesi yapıyor. Tamam, güzel. Ya da Akçakoca'da falanca balıkçı çok iyi balık yapıyor. İşte melengütçeyi yapıyor. Tamam, güzel, ama sürdürülebilirlik. Yani bir daha geldiğinde, seneye geldiğinde aynı tadı, işte aynı şeyi bulabilecek Ya bir mi? de 2 gece üst üste aynı şey köfteydi yemezsiniz Heh. yani. Yani, Tabii arada başka bir şey de ve oluyor. etkinlik. Biz bu anlamda bir takım girişimlerde bulunduk. Ben Faruk Bey'in bu Mutfak Sanatları Merkezi ve Yemek Kitabı çalışmasını biliyorsunuz. Aslında bunun ilk önce adımları bunlar. Bizim Konuralp Antik Kenti'nin ortaya çıkışı da bunun. Şu an %70'i 80'i son 3 yılda çıktı ortaya, biliyorsunuz Faruk Bey'in Gördüm. Evet. girişimleriyle. Aslında bunun adımları. Yani gelen turiste seçenek sunmak için yaptığımız şeylerden biri. O anlamda ben Bakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Yani büyük adımlar bunlar. Mutfak Sanatları Merkezi'ne kimi getirdimse ben il dışından, hepsi gidip illerinde daha çok anlattılar. Belediye başkanlarını sıkıştırdılar, bize de böyle bir yer olsun diye. Konuralp Antik Kent'in bize çok şey katacağını düşünüyorum bu minvalde. Şimdi Orası bir hazineyken daha 3 sene oldu oranın ortaya piyasaya. çıkması, Bir tabii. orada biz bir tiyatro görüyorduk. Kırk Yıllardır da kırk basamaklardı, basamak. yeşilliklerin Evet. içinde en üst katı görürdük çocukluğumuzda, bildiğimiz o Şimdi yani. maşallahında neler Büyüdüğümüzde de çıktı. aynısını Şu an görmüştük. işte yani 150 bin kişinin yaşadığı bir şehirmiş orası. Yani Evet. niye şimdiye kadar Şimdi buradan çıkartılmadı? sonra mesela biz ben UNESCO'nun Türkiye temsilcisiyle falan temasa geçtim, bir hocamız Ankara'da. Süreçler nasıl ilerleyecek? Yani biz mesela bir gastronomi şehri Düzce'yi nasıl yapabiliriz şimdi, bu mutfak sanatları ve diye. Bizim bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor. Mesela şimdi burada söylemeyeceğim. Bir adım attık. Biraz Mesela ama tekrarlasın ya, bir devamı mesafe aldığımızda söyleyeceğim yakın zamanda. Bir gastronomi şehri olalım gelseydi. istiyoruz. Bu mutfağımızı yani dünyaya tanıtalım. Onun için birkaç kurumsal adım atmamız gerekiyor. O adımların içindeyiz. Onları yakın zamanda inşallah size duyuracağız. Ki biz UNESCO'nun da tanıdığı bir gastronomi şehri olalım istiyoruz. Ama mesela yani diyelim ki ben kendimden ya da siz de kendinizi alırsanız tamam, Düzce'nin yemeği her şeyi çok güzel. Bir gidelim ya, ayı da bir gece de 2 gece de şöyle adam gibi de bir yerde yatalım ya da temiz insanların keyif alabileceği
en basitten Sapanca'da şu kadarcık bir yeri yapmış adam dünyanın parasını satıyor hafta sonu. Yani biz de öyle bir şeylere yönlenemez miyiz? Ne bileyim bir o şimdi şey baş tiny house ve bungalow tarzı düzide de girişimciler oldu, başladı. Biz aslında mesela Cüneyt Başkan zamanında hatırlayın Akçakoç Yukarı Mahalle başlamıştı. Orası da gelişti. Hatta özel idare bir sırf bunları teşvik etmek için orada bir tane konağı, iki tane konağı hatta. Gördünüz Otel mü onları yaptı, biliyorum. değil mi? Özel Otel. idarenin yaptığı iki konak var. Tarihi evleri pansiyona, o küçük o butik otellere çevrildi. Bu, yani Düzce'de çok büyük otel değil de pansiyonculuk, butik otel, işte tiny house, bungalow tarzı işletmecilik olabilir. Mesela şeyi söyleyeyim size, işte Ürgüp, Göreme tarafı, Kapadokya tarafı hani çok böyle akın eder dünyadan turist değil mi? Ya Japonya'dan kalkar gelirler. Gecelik ortalaması nedir biliyor musunuz gelen turistin? 1,5 gün. Yani o kadar yoğun şey 1,5 gün kalırlar. Çünkü bir gece ya da iki gece kalır, ortalaması 1,5 gündür. Bir gece ya da iki gece kalır, göreceğini görür ve gider. Hafta sonu turizmi. Bizim de aslında hep gittiğim yerle Kültür Bakanımızla görüşmelerimizde, diğer yerlerde hep yaptığımız görüşmelerde işte İstanbul ve Ankara hafta sonu bir gece gelsin yeter bize diyerek söylüyoruz aslında bunu. Yani 16 milyon İstanbul, 4 milyon Ankara ettiğinizde 20 milyon zaten. Yani 20 milyona hedefe verecek bir gece hafta sonu konaklayacağı, cuma akşamı ya da cumartesi akşamı konaklayacağı bir mekanizma kurmamız lazım. Ama tekrar söylüyorum, bütün şehrin buna istemesi lazım. Bir de Sayın Vekilim, bütün şehrin buna inanması lazım. Millet İttifakı'ndan Düzce Milletvekili seçilen Talih Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaydını yaptırdı ve milletvekili rozetine taktı. Milletvekili Özcan kayıt sonrası yaptığı açıklamada, çok çalıştık, çok emek verdik. Bugünlere geldik. Asıl maraton bundan sonra başlıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen demokrasi şölenine katılarak sandığa gidip oyunu kullanan tüm seçmenlere teşekkür ederim dedi. Özcan, seçmenleri 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine de aynı hassasiyeti göstermeye davet etti. Daha önce birçok kez çökme sorunu yaşayan Gölyaka bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde tekrar çökme meydana gelmişti. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bu sefer çökme sorunu yaşanan bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Çökme olasılığı yüksek olan kesimlerdeki asfalt söküldü. Yaklaşık 3 metre derinliğine kadar inilen kazı ile birlikte yola dolgu malzemesi konulma işlemleri yapılacak. Dolguların ardından kayalar ile yol desteklenecek ve asfaltlama çalışması tamamlanacak. Ortalama 1 ay sürmesi beklenen çalışmaların ardından yol yaz ayları öncesinde hizmete açılacak. Düzce Belediyesi, şehir yaşamında ortak kullanım alanlarında kontrolsüz atık, çöplerin usulüne uygun toplanması ve atıkların geri dönüştürülmesi konularında bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. İlkokul çağındaki çocukların temiz çevre farkındalığını edinmesi için düzenlenen eğitimler kapsamında bugüne kadar 2800 çocuğa eğitimler verilirken geri dönüşüm bilinci de aktarıldı. Plastik parçaları, çok ciddi rakamlar bunlar. O yüzden alıyoruz, doğada çürümesine, Edinilen bilgiye göre Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Thank you.
Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ZB hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde bulunduğu tespit edilen ZB'nin evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ZB emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca ZB'nin örgüt haberleşme programı Baylok kullandığı da belirlendi. Edinilen bilgiye göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ECG isimli kadının evine operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde bulunan evinde gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. Terör örgütü mensuplarına karşı para akışı ve finansman sağladığı iddia edilen kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yangın Temoto yolu Yeşil Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan yüklediği beyaz eşyaları Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan limana götüren Mehmet A idaresindeki 34 TC 7193 plakalı tır otoyolda ilerlerken Yeşil Yayla mevkiinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevleri gören otoyoldaki diğer sürücüler tır sürücüsü Mehmet A'yı uyardı. Tırı emniyet şeridine çeken sürücü Mehmet A itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. Ya arkadaşlar durdur dediler. Alev görmüşler. Sağa çektim durdum birden patladı. Sen de tabii çektin sağ tarafı arabayı. Çektim. Nereye yolculuk nereydi? Dilovası limana. Kaza Bahçeşehir Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Düzce Bulvarı üzerinde seyir halinde olan AÖ idaresindeki 81AS006 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan hava yastıkları sürücünün görüşünü kapatırken araç refüjden karşıya geçti. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. Trafiğe kapanan yol, devrilen direğin Düzce Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından kaldırılması ile ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şeklindeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı tarafından kaldırılmasına karar verildi. Pankart akşam saatlerinde indirildi. Tanju Özcan, AK Parti'nin şikayeti üzerine pankart indirildi derken AK Parti İl Başkanı Suat Güner, "Bizim şikayetimiz yok. Şimdi sizden öğreniyoruz. Bizim derdimiz 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler. Sosyal medya şovmenlerine ayıracak zamanımız yok." ifadelerini kullandı. Bolu'da At Yaylası'na giderek kamp yapan Abdullah Aksoy'u gecenin ilerleyen saatlerinde davetsiz misafir ziyaret etti. Aksoy tarafından çadırın etrafına kurulan fotokapanlarla ayı görüntülendi. Çadırın içerisine de kamera yerleştiren Aksoy, gece saatlerinde ayının gelmesiyle birlikte uykusundan uyanarak korku dolu anlar yaşadı. Ayının daha sonra çadırdan uzaklaşması ise fotokapanlarla saniye saniye görüntülendi. Ses var. Ya domuz ya ayı. Bir ses var. Arkadaşlar, büyük bir şey geldi ama ne geldi? Pop 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 pop. Hey. Arkadaşlar, fotokapanı kurduğum yerden ses geldi. Tabii o kadar gitmiyoruz. Çadırdan uzaklaşmıyoruz. Dışarı ateş de yakmama rağmen ben 30 senedir dağlardayım. Hani çocukluğumuzdan beri sürekli kamp yapıyorum. Balık, işte doğayla ilgili her şey var. Son 6 aydır da YouTube'a bir şeyler çekiyordum. Bunlar da kayıt tabii.
kamp kuruyorum. Kayıt altına. Yani Bolu'da vahşi hayatı ben ya 30 senedir içindeyim. Ciddi anlamda da gidiyorum yani. İşte bu videoları çekerken esnada işte bir gece dedim ki ayı bölgesine girdik. Yani hangi hayvan nerede biz biliriz. Ekolojik dengeyi tamamen takip ediyoruz. O bölgede kurulmuştum işte. Gece hayvan geldi. Çıtırtı bayağı koptu yani çatır çutur. Fotokapan... Sen de uykundan mı uyandın? Tabii fotokapan kurdum çadıra bir 25-30 metre mesafe. Hayvan gelince ilk önce bir ikildim. Ben dağda kesinlikle tüfek tabanca götürmüyorum. Hani... Korku yaşadın mı? Ya tabii yaşadım yani hani korku yaşamayacak insan yoktur sonuçta. Çadıra saldırma riski var mıydı? Çadıra tabii ki var. Ama yani burada şöyle, doğada en tehlikeli yaratık insandır. Yani hayvandan daha tehlikelidir. Bu bir gerçektir. Ayının işte tesadüf gelip de size kesinlikle saldırmaz. Ancak işte uyurken üstüne çıkarsın veya dalmıştır otlamaya veya bir şey yerken üstüne çıkar veya yanında yavrusu varsa... Bu şartlarda saldırır hayvan. Onun dışında gece gelip de seni anca yaklaşır, merak eder, bakar ama saldıracağını düşünmüyorum. Ben 5-6. karşılaşmam benim. Gece ondan sonra rahat uyuyabildiniz mi? Yok, uyuyamadım. Yani 1 saat, 2 saat anca uykum olmuştu. Yani tabii. O da sabaha karşı artık çok yorulunca hayvan merak ediyor, bakıyor yani seni yemeye gelmiyor veya sana zarar vermek için gelmiyor. Meraklı. Ayılarda da psikoloji vardır. Bazıları böyle şeydir. Mümkün olduğunca kaçmayacaksın. Yüksek duracaksın. İşte şöyle tabiri caizse şöyle anlatayım aslında. Çekiş edeceksin. Resmen çekiş edeceksin. Hani bağır falan değil. Git buradan gelme. Bu tarzda çekiş edeceksin hayvanı. Gelmez. Mümkün değil. Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen 7 uyur, Bolu'nun Göynük ilçesinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Çaylak köyünde sayacı okumak için elektrik panosunu açan vatandaş, panonun içerisinde bir hayvan olduğunu fark etti. Daha sonra bu hayvanın 7 uyur olduğunu anlayan vatandaş telefonu ile 7 uyuru görüntüledi. Vatandaş daha sonra biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim diyerek panoyu kapattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde faaliyet gösteren engelsiz hobi kurslarındaki öğrenciler evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp sanat eseri elde etti. Sen de galip sürebilirsin. Değiştirmeye çalışayım. İşte bu el temizlik takıntısı çok bunlardan. Biz bu işimiz zor. Bu devam eder mi? Bunun ortasını da biz yaptık. Evet. Seramika moduyla. Kaza Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8012. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YP idaresindeki 54 AGG 205 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı esnada emekli öğretmen Hasan Ağa'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hasan Ağa ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Hasan Ağa, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emekli öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.